Evinde beslediği kuş ve balıklarını Türk Sanat Müziği dinleten Zübeyir Selman Kuzucu, Malatya'da bir ilki gerçekleştirdi. Evinin teras katını kuşlara ve balıklara ayırdığını belirten Selman Kuzucu, ilk önce iki balıkla başladığını, daha sonra hayvanların sayısını yükselttiğini söyledi. Amatör olaraktan şu anda kuş yetiştiriciliği hobihaneye açtım kendime. İlk olaraktan kuşla başladık. Şu anda bir çift kuşla başladım. Ondan sonra baktım bunlardan güzel yavru alabiliyorum. Dedim devam edeyim. Devam ettik. Sonuna kadar da devam etmeye başaracağız. Malatya'da faaliyetlerimize devam ediyorum. Hayvanları sevmeyen insanları sevmez düşüncesiyle hareket ettiğini anlatan Selman Kuzucu, ailesi ve arkadaşlarından da büyük destek gördüğünü belirtti. Hayvan sevgisi olmayan bir insandan insan sevgisi olmasını bekleyemeyiz. Bu yüzden işte hayvanlara bir sevgim var. Kendilerini yani hayvanlar insanlara göre daha vefalı. Yani nasıl beslerseniz öyle size geri dönüş yapıyorlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kuşlarımla vakitimin çoğunu burada geçiriyorum. Balıklarım da bulunmakta. Kendi üretimhanem ayrıyetten, hobihane olaraktan devam ediyoruz. Balıklarımız var. Yani aileden aslında iyi tepkiler aldım. Çünkü bir yerlere mesela dışarı çıktığımızda en azından bir nereden baksanız bugün bir 20-30 lira harcamaktayız. Burada işte kendi vaktimi kazanıyorum. Hem burada vaktimi öldürüyorum. Bir nevi yani canlılarla eş dost gibi bir şeyler olduk artık. Kuş ve balıklarını Türk Sanat Müziği dinlettiğini söyleyen Kuzucu, hayvanların bu şekilde motive olduğunu kaydetti. Kuşlar Türk Sanat Müziği'ni dinledikleri için kendilerini daha iyi motive edebiliyorlar. Daha doğrusu strese girmiyorlar. Kuşların işte yavru alım kalitesi yükseliyor. Kendilerime bakımı yükseliyor. Ailelere önerim kendi çocuklarına, eşlerine, dostlarına, akrabalarına mutlaka bir hobi dünyası oluşturmaları. Yani hayvanlardan bir zarar gelmez. Kesinlikle zarar gelmez. Şu dünyada gelirse insanlardan gelebilir. O yüzden sevgiyi, şefkati hayvanlardan öğreneceklerdir. Ailelerin mutlaka bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Bilinçli aileler şu anda zaten bize ulaşmış vaziyetteler. Kendileri hayvan hobileri oluşturmaktalar. Yani hayvan sevgileri var içlerinde. Hayvan sevgisi olan bir insanda da insan sevgisi de mutlaka olmaktadır.